Esra Elönü Ayla'nın canını Esed'in cananları yaktı. Merak etmeyin Esed'in salyalarını, saç çöresi olarak kullanan zalim organizmalarının adını burada kullanıp kalemi kelamımdan utandırmayacağım. Gördük ki bir dalgaların bir de zalimlerin vurduğu Ayla'nın canını ifrazat şebekesi siyasetlerine dalayan zehirli mantarlar var. Sıyırdıkları tabakların fotosu ile eğlenen vicdanlarını bedenlerinden sıyırmış leş çuvallar var. 128 milyar dolar nerede sorusunu sorup cevabını dinlemeyen, dinlemedikçe kuduran, boğazlanmış canlılar gibi debelenen, yerlerde süründükçe sıvanan şeyler, sırf daha fazla tıklanmak için aylanın atmayan kalbine çöp kahkahalarını atıyorlar. Aynada kendilerini havlayan zalimlerin kemik duası ayaklarına dolandı. Bugün ayağında yine ayakkabısıyla cennete yürüyen şehit aylan, dün zeytin ağaçları altında tane tane ölen erva, Gözleri çocukluğuna açık gitmiş, sığınağı kundağı olan iman bebeğe terörist diyen Kılıçdaroğlu'nun canları da cananları da Esed'in leş ellerinden büyük ikramiyeli alkışı aldılar, rahatladılar. Siz rahatınızı bozmayın, ben şu kıyıda ölürüm diyen Ayla'nın kumdan ninnisini kinden kareleriyle bir kez daha vurdular. Ve birleşmiş illetlerin meydanında üreyenlerin suratına bu çocukların zalimisiniz diye haykıran Erdoğan'a utanmadan sorumlusun diyecek kadar da şerefin, onurun, zürt ahalisi bunlar. Bakın buraya bakın onların bir Suriye'si yok artık Suriye'siz dedikçe al evinde besle dediler alay ettiler. Onları ahırdan bozma barınaklara mahkum edenleri görmeyip keyif çatıyorlar dediler. Açlıktan sayılı çocuk kemiklerini leş ağızlarında kürdan olarak kullanan bu kimyasal atıklar şimdi vicdanlı insan taklidi yapıyor. Seninki vicdan değil vidanjör. Çöp ev diye belediyeni şikayet edilsen süpürge torbasını makamından daha iyi doldurursun. Bunlar bir lokantanın önünde patates artıklarını yedi diye ağzı burnu kan içinde bırakılan Suriyeli Halil'in zalimleridir. Bunların belediye başkanları Suriyelilere aş yok diyerek zalimliğini rütbe sayacak cesareti onları ülkelerine göndereceğiz diyen KK'dan bulmadı mı? Ayla'nın göremediği güzel günleri, kovasını küreğini toplayıp inemediği kumsalları, gömme dolap siyasetlerine dalayanları sevmekten Allah'a sığınırız. Aylan birazdan açılacak müziğin sesi Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Bir başka oluyor kıyıda feryat, bir başka coşuyor dalgalar cansız rüyaların üstünde. O yattığın yerden kaldırılacaksın aylan. Bir şey zon kadar yer tutuyor ölümün kumsalda. Üzerine serecekler okunmuş magazin eklerini. Efendiler ağızlarında pipet ezerken senin son içtiğin gözyaşı bizim kursağımıza kalacak. Siz bardağınızda dudak izi saymaktan yorgun düşün. Aylan'ın babası biber önündeki küçük parmak izlerine sarılmaktan. Oysa ne güzel olacaktı aylan, bu sahile böyle mi vuracaktın? Kardeşin galip sana kum taşıyacaktı, sen kovalardan özgürlük döküp kıyılara, zalimlerin vurmayacağı kaleler yapacaktın. Oysa ne güzel olacaktı aylan, denizden taşlar toplayıp, efendilerin, vicdansızların, zalimlerin camlarını kırıp haylazca kaçacaktın. Sen hiç yüzüstü uyumazdın aylan, güneşe sırtını dönmezdin. Öyle küstürdük ki seni, öyle kovduk ki seni bahçelerimizden, öyle özlettik ki sana misafir dönüşü baba omzunda uyuduğun günleri. Orada öyle kundakta kırlangıç gibi uzanarak, "Bize rahatınızı bozmayın efendiler, ben şu kıyıda öldüm." dedin. "Bize beni bir kürek, bir kovayla uğurlayın. Allah bana Keser Irmağının kıyısında kardeşlerimi bekleyeceğim bir yer gösterir." dedin. Beni ve tüm mazlumları sığdıramadığınız yer vicdanınızdan büyük. Allah bizi cennetine sığdıracak biliyorum, biz mazlumlar cennetin mültecisi değil, sahibiyiz dedin. Bir dalgaların bir de zalimin vurduğu yerde bittin aylan. Allah seni cennetinde başlatsın. Esra Elönü Emin Pazarcı İğrenç istismar Yok artık siyaset falan değil bu. Son derece iğrenç bir istismar. Üstelik bütün gerçekleri ve değerleri ayaklar altına alarak yapılan bir istismar. Çirkin bir saldırı da diyebiliriz. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada 4 fotoğraf paylaşmış. Üzerine de sorumlu Erdoğan hashtagini eklemiş. O fotoğraflardan birinde de aylan bebeğin cesedi var. Kirli siyasetin ve çirkinliğin tavan yapmasıdır bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eseridir tam da kendine uygun bir il başkanı bulduğu kesin. Çünkü aylan bebeğin katili olan batı zihniyetinden Erdoğan'a suç çıkarmak ancak Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı siyaset anlayışıyla mümkün. Çevresini de ona göre takip etmiş belli. İşte en büyük elimiz olan İstanbul için seçtiği il başkanı Canan Kaftancıoğlu potresi ortada. Kaftancıoğlu aylan bebeğin cansız bedeninin üzerine yazmış. 128 milyar dolar nerede? Ceset üzerinden siyaset yapıyor. Bir yavrunun cansız minik bedenini alabildiğine kullanıp istismar ediyor. Bir iftirayı başka bir iftiraya ekleyip bu ülkenin cumhurbaşkanlığa saldırıyor. Hem de son derece haksız ve vicdansız bir şekilde. Oysa gerçekler aylan bebek üzerinden aranacaksa Canan Kaftancıoğlu'nun önce kendi çevresine bakması lazım. O mültecilerin itilmesi, atılması, Türkiye ile irtibatının kesilmesini isteyenler kendi yoldaşları. Erdoğansa onlara kapılarını ve gönlünü açan bir isim. Kol kanat gelen ve bu talihsiz insanlar için hem doğuda hem batıda mücadele veren bir lider. Ama Kaftancıoğlu bütün değerleri ayakları altına alarak Erdoğan'a saldırıyor. Meseleleri çarpıtıp gerçekleri kirleterek Cumhurbaşkanına yükleniyor. Çok çirkin bir siyaset bu. Çirkin ama Kılıçdaroğlu'na ve oluşturduğu yeni CHP'ye çok uygun. Canan Kaftancıoğlu gibi isimler de partiye bunun için yerleştirildiler zaten. Kaftancıoğlu minik bir ceset üzerinden 128 milyar dolar arıyor. Oysa Merkez Bankası Başkanı ve ilgili bakan gösterdi adrese. CHP'nin ekonomi kurmaylarından İlhan Kesici de Merkez Bankası'nda paranın kaybolmasının mümkün olmadığını, bilançoya bakmasını bilenlerin neyin ne olduğunu görebileceğini söyledi. Kaftancıoğlu ise bilanço yerine ceset fotoğrafına bakmayı tercih etti. Maalesef çok çirkin bir siyaset bu. Ülkemiz açısından son derece sıkıntılı bir tablo. Gerçekler bir tarafa konuyor, toplum algı operasyonlarıyla yönlendirilmeye çalışılıyor. Bütün kutsallar kirletiliyor, her türlü değer ayaklar altına alınıyor. Sürdürülen iftira kampanyalarında bir sınırda herhangi bir fren mekanizması da yok. Her türlü silahla her çeşit saldırı serbest. Hep söylüyorum, güçlü birer temiz toplum ve temiz siyaset kampanyalarına ihtiyacı var bu ülkenin. Yıllar boyunca çok kirlettik çünkü. Böyle giderse bir süre sonra çok geç olacak, bu kirli siyaset anlayışı yerleşecek dört bir yana. Yapışacak milletin üzerine kazıyıp atmak, temizlenip arınmak da mümkün olmayacak. Çok kirlendi siyaset. O yüzden acele etmek, bir an önce harekete geçmek ve bu kepazeliğe son vermek zorundayız. Emin Pazarca Hikmet Genç Şerefsiz, süfli ve de paçoz. Herhalde yalanı bin defa söylersek inanırlar diye düşünüyorlar. FETÖ'cü sufleleri gibi. Yapacaksan yine yap hiç durmadan millet aç aç diye bağır dur. Hangi palavrayı sıkacaksan sık. Çok mu tekrarlamak istiyorsun tekrarla. Gece gündüz aynı yalanı söyle hatta olmadı bir tarafına afiş yapıştır ortalarda öylece gez. Ne halt yersen ye millet orada. Senin ne menem bir şey olduğunu zaten biliyor ki asla seni iktidara getirmiyor. Ama sen yine de devam et. Dilediğin kadar yalan söyle, alçaklık yap. Eninde sonunda millet görür ve değerlendirir. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır netekim. Lakin masum bir bebeğin, aylağının cansız bedenini kirli siyasetinize alet edecek kadar alçaldınız. Böyle bir alçakla kimse kusura bakmasın, sessiz kalamayız. Demem okey, alçaklıkta bir yere kadar yani. Domuzu çok hızlı tüketmekle bilgisi var mı bilemiyorum ama bu kadar alçak, ahlaksız, haysiyetsiz, vicdansız, şerefsiz, süfli ve de paçoz bir siyaset görmemişti bu ülke. İBB'de ibadet izin talep formu Cuma namazı kılmak isteyen İBB çalışanları artık ibadet izin talep formunu dolduracakmış. Namaz kılmak istiyorsan önce ekleme söyleyeceksin, izin alacaksın. Böylece cuma namazı kılanlar tek tek fişlenecek. Anlaşıldı değil mi? İBB personeliysen ve cuma namazı kılmak istiyorsan bundan böyle ibadet izin talep formunu doldurup imzalamak zorundasın. Tabii bir de toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi adı altında LGBT propagandası içeren İBB'nin eğitim kursağına katılacaksın. Form, izin, talep falan yok, katılma zorunluluğu var çünkü. Yani İBB'de gay, lezbiyen, biseksüel, intravasküler, seküler, traverten eğitim şart. İbadet etmek için de ibadet formu doldurmak şart. Ya siz, ders vermek isteyen İstanbullu hemşerim, nasıl gidiyor, böyle iyi mi? Nimet nimet değil mi?